merhaba. Şu an ortam çok böyle gergin oldu. Bir anda iki tane kamera bana bakıyor. Sizler için iki kameralı bir sistem düzenledim ve burada kendi kendime yaptığım, ondan sonra yaparsın yapamazsın olayına girdiğim bir challenge yapacağım. Umarım yapabilirim. Gerçekten artık şey oldum. Başta yaparım gibi gelmişti. Sonradan dedim acaba yapamaz mıyım falan moduna girdim. Umarım teknik bir aksaklık olmaz. En korktuğum şey o. Çünkü gözüm bağlı olacak bu challenge'da. Zaten şeyden okumuşsunuzdur. Döktüğüm alçıyla gözüm kapalı bir şekilde bal kabağı yapacağım. Yani umarım düzgün bir şey ortaya çıkar. Yani çıkmaya da bile. Şu an büyük bir ihtimalle iki tane opsiyon var. Ya çok gerçekten güzel bal kabağı çıkacak veya hiçbir şeye benzemeyen garip bir yaratık ortaya çıkacak. Yani ortasını pek bulabileceğimi düşünmüyorum. Ama artık videonun sonunda göreceğiz. Bir yandan siz oradan bakarken bir yandan da elimi izleyebiliyor olacaksınız aralarda. O yüzden şimdilik müziğimi de açacağım. Çünkü ne kadar süreceğini de bilmiyorum bu yontu işleminin. Sanki pazartesi günü önemli bir sınavım yokmuş gibi şu an video çekiyor olmam ne kadar mantıklı. Ne siz sorgulayın ne ben sorgulayayım. Yani perşembe, pazartesi günü şeyi var. Protez teorik sınavımız var. Ve ben burada gözüm kapalı bal kapağı yapmaya çalışıyorum. Hani yontu ödevimi de yapmayıp şu an bal kapağı yapıyorum. Anlatabiliyor muyum durumun vahimliğini gerçekten? Düzgün şarkılar seçip başlamak istiyorum. Şuradan da göstereyim. Galiba kabasıyla birlikte bitti bu. Hani genel anlamda vermem gereken çukurları hissediyorum ve onlara doğru güzel böyle yumuşak olmayan tam ama işte zaten zımparada gözüm açayım yani o kadar da uzun boylu zımparayı yapamayacağım. Hissediyorum çukurları ve hafiften o tümsekleri olsun iyi gibi. Ama bu alçıyı süt kutusuna döktüğüm için, süt kutusunun altında girintili olduğu için bunun altı kaldı. Diyorum ki gözümü açtıktan sonra da bunun altını bir şekillendireyim. Ondan sonra da zımparaya geçelim. Daha mantıklı olacak diyorum. Hatta bence şimdi açayım çünkü yapabileceğim daha farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum üst tarafta. Sadece zımpara yapabilirim. Açtıktan sonra da dokunma şansımın olmayacağını düşünerek 2-3 yere daha şimdi dokunup sonra zımparaya geçerim. Umarım zımparada yok olmayacak kadar iyidir şeyler, çukurlar. Umarım bal kabağına benziyordur yani. En azından bal kabağına benzesin. O kadar uğraştım. Bal kabağına benzesin en azından. Veya en azından şu an videolar falan çekiyor olsun. Yok ya bence halloldu. Yani hisse en azından bal kabağını andırıyor. Ben açıyorum ya artık şey o korkunun ecele faydası yok. Yani andırıyor. Şöyle yapayım. Ay gözlerim. Devamını da altını falan da halledeyim.
Ondan sonra şeye geçelim. Zımparaya. Devam ediyoruz. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi Ayşe'yi bitirdim. Ayşe zaten dediğim gibi çok sıkıntısı vardı. Şuradan da göstereyim. Ayşe'yi bu şekilde bitirdim. Ama bu kadar uğraştığımı, üstte hafifçe dokunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hani hafifçe dokunsam bence siz bana kızmazsınız. Hani hafifçe şuraları en azından belli etsem. Çünkü bu kadar uğraştıktan sonra gerçekten bunu bu şekilde zımparalamak istemiyorum. Zaten zımparalasam da bazı yerleri yok olacak. Minnacık dokunacağım. Gerçekten çok değil söz. Genel anlamda kötü olmamış bence. Hatta gözüm bağlı olduğunu düşünürsek. Bir de normalde şimdi fark ettim. Galiba bayağı yavaş çalışıyordum gözüm bağlıyken. Niyesini sorgulamayacağız tabii ki de. Tabii ki yavaş çalışacaktım da. Böyle gözüm açınca bir anda şey oldu. Aa bu muymuş hani oldum. Pıt 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 almak daha kolay her şeyi. Gerçekten zor iş. Ama kötü olmadı bence. Dediğim gibi küçük dokunuşlar yapıyorum öyle. Dev gibi dokunuşlar yapmam zaten yani olmadıysa olmamıştır. Sadece üst tarafı birazcık şey olmuş. Hepsi çizgiler üst üste gelmiş. Onları şey yapıyorum, ayırıyorum sayılır. Bence artık zımparaya geçebiliriz. Minik bal kabağım da ben. Farkındaysanız ışığı falan da açtım. İşin sonucu şöyle oldu. Yani anlayacağınız üzere aslında zımpara ne kadar büyük bir rol oynuyor burada anlaşıldı bence. Şöyle tutayım size doğru da. Bal kabağımız böyle oldu. Altında bu kadar kurtarabildim. Biliyorsunuz altında baştan da göstermiştim. Böyle bir bal kabağımız oldu. Zımpara yine bunu pürüzsüzleştirdi ama daha buna şey yapmadım. Pudram burada duruyor. Pudrayı daha yapmadım. Pamuğum da burada. Birazcık kurusun sonra yapayım diyorum. Zaten üzerinde hala yani şeyler var. Çizikler var. Doğal olarak artık yoruldum çünkü ne kadar güzel zımpara yaptığımı sorgulamıyorum. Üzerindeki çiziklerle birlikte böyle kabul ediyoruz bal kabağımı. Yani beklediğimden daha normaldi ama gözümü açtığımda aslında ne kadar hızlı olabileceğini, bir şeylere ne kadar hızlı gidebileceğini fark ettim. Onun dışında bence eğlenceli oldu. Yani sınavım olmasaydı tabi pazartesi günü daha eğlenceli olabilirdi. Ooo bardağı yok etmişim, bardak da artık alçılanmış. Neyse hayırlısı. Sınavım olmasaydı daha rahat olabilirdi tabi. Ben de rahat olurdum. Ama bu yontuyu yaparken aklımda bir yandan da sınavım vardı. Yani sınavımda aslında. Çünkü yani sınavda demeyecekler bal kabağının eni boyu kaç diye. Her dişin eni boyunu öğrenme challenge accepted modunda. Allah nasıl ezberleyeceğim hiçbir fikrim yok. Çok iyi bir ezber yeteneğim de olduğunu düşünmüyorum. Yani bir süre herhalde süreyle birlikte okuya okuya falan oturur diye ümit ediyorum. Yani başka bir şeyim yok, şansım yok. Neyse bu zaten burada kurusun, bir kendine gelsin. Ondan sonra büyük ihtimalle normal kuru zımpara yaparım birazcık da kendine gelmesi için. Çünkü burada hala birkaç tane dediğim gibi çizikler var. Kuruması için artık şuralara atıyorum. Güzelce kendi kendine kurusun. Galiba diyeceklerim bu kadar. Zaten bir şey demedim. Sadece gözümü kapattım ve yoğurtu yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir siz de. Minik bir challenge oldu kendi kendime. Yani beklediğim gibi çıktı bence ya. Çok da kötü değildi ama aslında hedefimde sap yapmak da vardı. Ama daha büyük ve kare şeklinde olsaydı hani şuraları alacaktım. Ondan sonra burayı düz bırakacaktım. Burayı sonradan sap ekleyecektim ama tam böyle bitimine denk geldiği yerden ben böyle eğimi vermeye başladığım için onu yapmaya çok
Fırsat olmadı. Fırsat olsaydı da zaten minnacık bir şey olacaktı. O da zaten görmüyorum hani. Fark ettiniz mi bilmiyorum veya videolarda da belli oldu mu? Ama görmek için hani ortasının neresi olduğunu buldum dokunarak, ama ondan sonra buna doğru şu çizgileri çekeceğim için dedim ben bunu güzelce bir oyayım. Bu modda biraz içine oydum. Ondan sonra ona doğru yönlendirdim. Yoksa gerçekten bulunması ve aynı yerde kesişmesi imkansızdı. Ki birkaç tanesi üst üste binmişti. Onları düzelttim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Umarım vizeleriniz artık bitmiştir. Artık yani bitsin lütfen. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.